Hazır mıyız arkadaşlar? Tamam, sadece bunu kullanayım değil mi? Evet hocam. Tamam. Maçla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Evet, herkese iyi akşamlar. Mutluyuz. Çok önem verdiğimiz bir maçtı bu. Çok da ciddiye aldığımız bir maçtı. Hatırlarsanız dün söylediğim, geçen hafta deplasmanda atmış olduğumuz golün kıymeti bu maçta daha iyi anlaşılacak diye bahsetmiştim. Özellikle zaman ilerledikçe topun kontrolünü elimize aldığımız ilerleyen sürelerde oyunun bize döneceğini düşünüyorduk zaten pozisyon anlamında, alan ve zaman bulma anlamında. Bugün öncelikle şu anlamda oyuncularımı kutlamak istiyorum. Gerçekten sağ dizilişimiz, pas oyunundaki bağlantıları buluşumuz, ön alandaki baskımız muazzama kusursuza yakındı. Neredeyse rakibi geriden olumlu hiç çıkarmadık. İkinci yarı bir tane pozisyon hatırlıyorum. Her gittiğimiz hücumda iyi yerleştiğimiz her pozisyonda sanki şut, orta ve hücum finali çıkacakmış gibi hissettim ben kenardan. İlk yarıda konuştuğumuz şey üçüncü bölgede daha keskin ve daha keskin kararlar almamız, kalitemizi ortaya koymamız yönündeydi. İkinci yarıda nitekim oyuncularım kaliteyi ortaya koydular. Yine fazla gol pozisyonuna girip gol kaçırdık ama önemli olan ceza sahasına çok adamla girişimiz, topu kaybettikten sonraki topu kazanma süremiz, isteğimiz, arzumuz bunlar önemliydi. Bugün oyuncularım gerçekten bununla ilgili güzel kesitler verdi. Olması gereken bu gibi gözüküyordu eşleşmede ama bu kadar organize bir oyun bizi daha da mutlu etti açıkçası. O yüzden oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Berke Bey. Hocam, tebrik ediyorum önce. Teşekkürler. Yine bu turda biz Sabah takımının, Azerbaycan takımının tur atlayacağını bekliyorduk aslında. Sabah takımının daha klas, daha yetenekli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorduk. Ama atletizm olarak, gençlik ve dinamizm olarak St. Patrick takımı onlardan bir düzey üst level'daydı. Atletizm kazanmış gibi gözüküyor orada. Zaten yardımcılarımdan Cemal Hoca bugün maçı orada canlı izledi. Gerekli analizlere başlayacağız. Zaten hali hazırda iki takımı da analiz ediyorduk. St. Patrick takımı 4-3-3 oynayan, orta atmaktan çekinmeyen, bekleriyle hücum eden, genç ve dinamik bir takım. Duran topları iyi kullanmaya çalışan bir takım. Biz bizim tek amacımız konferans ligi formatına, lig formatına kalabilmek. Rakibin kim olduğu önemli değil. Tabii ki her geçen turda rakibin kalitesi artıyor. Bunun da farkındayız. Maçın sertliği de artıyor. Ligle beraber birleşince bu biraz daha zor oluyor ama oyuncuların bunun üstesinden iyi geliyorlar şimdilik. Tek amacımız bu iki tane final maçını çok iyi oynayıp konferans liginde lig formatına geçebilmek. Başka soru var mı? Buyurun. Teşekkürler. Dün playoff kağıdınız takdirde federasyondan bir erteleme talebimiz olabilir demiştiniz. Bununla ilgili hala aynı görüşürüz. Evet. Bu isteğimiz tabii ki sezon ortasında böyle bir yoğunluğa girsek veya kupa maçı olsa biz böyle bir isteğimiz yok. Biz maç yoğunluğunu, bu takvimin yoğunluğunu geçen sene çok istedik Avrupa'ya kalmak için. Kaldığımızda bu yoğunluğu yaşamak istedik açıkçası. Bu sezon 50-55 yapabiliyorsak 60 maç oynamak istiyoruz. Bunun için de buna fiziksel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Ama bizim istediğimiz tek maçlık, yani bütün takımlarımızın katılacağı playoff periyodunda tek maçlık bir istisna. Bunu işte örnekleri var. Belçika'da bütün playoff maçları otomatik olarak erteleniyor bildiğiniz gibi. Bugün rakibimiz Gürcistan takımı geçen hafta maçını oynamadı. Böyle istisnalar her büyük ligde olmasa da bazı liglerde yapılıyor. Geçen sene de uygulandı. Bunun önemi belli. Hem çok fazla takımla playofflara kalabilmek, ülke puanını daha yukarıya taşıyıp önümüzdeki sene bir fazlayı Avrupa'da bir fazla takımı Avrupa'ya taşıyabilmek bizim hedefimiz olmalı. Buna biraz milli maç gözüyle, milli duygu gözüyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi bir karar çıkarsa da hiçbir serzenişimiz olmaz. Biz buna hazırlıklıyız zaten. İyi antrenman, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Antrenman yüklemelerimizi, fiziksel yüklemelerimizi yerine getirdik. Buna hazırız açıkçası. Ama bu karar bize en çabuk şekilde açıklanırsa biz de ona göre hem bu hafta sonundaki maçta yapacağımız, belirleyeceğimiz 11 hem de Perşembe günü oynayacağımız 11 için bir karar verme aşamasına geçebiliriz. Böyle bir talebimiz var açıkçası. Yönetimimiz ve başkanımız da benimle aynı fikirde.
Umarım bu gerçekleşir. Gerçekleşmezse de dünyanın sonu değil. Biz çıkıp gruplara kalmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bence oyunda artık genç, yaşlı veya işte yabancı, Türk bu kavramlara çok takılmamak gerekiyor. Bize performans anlamında katkı sağlayacak veya elimizdeki kadronun kalitesini bir üst level'a çekebilecek oyuncu arıyoruz açıkçası. Tabii ki genç oyuncu almak, hem kaliteli hem de genç dinamik oyuncu almak her kulübün isteği. Çünkü bu ileride paraya çevrilebilir bir durum gibi gözüküyor. Buna bir ticaret gibi bakmamız gerekiyor. Ekonomik şartlarda hem altyapıyı iyi kullanmak, oyuncu yetiştirmek, işte satın aldığınızda bile ihraç edebileceğiniz oyunculara gidebilmek çok önemli. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz ama biz ayrıca da rekabet eden bir takımız. İşte bunun örneği Ajax takımı. Ajax takımı çok genç oyunculardan kurulu olsa da en iyi olduğu dönemlerde elinde Tadic gibi, işte De Blind gibi, Hakim Ziyech gibi üst düzey, kaliteli, orta yaşta veya yaşlı diyebileceğimiz oyuncular vardı. Bu hem genç oyuncuların sahada rol model veya işte dışarıda rol model alabileceği oyunculara sahip olmanız anlamına geliyor. Hem de saha içinde bizim temas edemediğimiz noktalarda saha içinde o oyuncuyu bir tık ileriye taşıyabilecek, kalitesini artırabilecek veya oyun vizyonunu geliştirebilecek oyuncu anlamına geliyor. Kaliteli oyuncu veya işte yaş olarak nasıl derseniz orta yaşlı veya yaşlı oyuncu. Hani biz oyuncunun yaşlı veya genç olmasına çok takılmıyoruz. Mümkün olduğunca bizim elimizdeki kaliteli kadronun üzerinde bir oyuncu arıyoruz. Bizi bir tık üst level'a taşıyacak oyuncu arıyoruz. Önemli olan bize burada gelip direkt performans verebilecek kalitede olması. Başka soru var mı? Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.